İyi akşamlar diliyorum. Bugün yoğun bir gün geçti. Valla askere giderken asker yorulmaz, susamaz, içmez, bilmem üşümez diyorlar. Ben de öyle birkaç yıl askerlik yapacağız. Sonra da şemameli günler yapacağız. Emekli olacağız. Çoluk çocuğumuz güzel memleketimizde güzel günler geçireceğiz sevgili arkadaşlar. Burada bu birinci blok şöyle iki tanedir. Bu ön tarafı sattık. İzmirli bir abimize sattık bunun ön tarafı. Havuzlu. Bu kırmızılı yer, yani burası kaldı. Bu blokta, diğer blokta da bu kaldı. Bu diğer blokta da bu kaldı. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanlar başka ev için geldiler. Fakat biz bir seçenek olması, değişik seçenekler gösterince bu evler ağır bastı. 4 taneden 2 tanesi satıldı. Biri Erzincanlı bir abimiz aldı. Bir tane de İzmirli bir abimiz aldı. Bugün tapusuna verdik. Gerçekten mükemmel bir abi. Evet. Yani insanlıkta öyle. İnsana yara saçlı insan mükemmel diyor. Almasaydı belki başka bir şey derdi. Hayat böyledir. Yani işte insan bu. Yani doğuştan gelen şeyler var ya işte annelik iş dürtüsü, açlık, susuzluk iş dürtüsü. İnsanın işine ne gelirse öyle oluyor. Neyse bu evler şu anda 1 milyon 500 bin TL. Şu anda biz Çelikkapı'na geldik. Biraz da akşam geç saat oldu. Canlı yayın yapacaktım ama canlı yayın burada Türkcell çekmiyor. Bir tane verici vermedi. Ne bizim Türkcell çıkar. Evet burada bodrum var, salon, mutfak, üstte de kaç 4 oda vardı. 4 oda 4 odası var. Ebeveyn banyosu yok. Bazıları sordu. Daha önce çekmiştik. Sevgili arkadaşlar bunun fiyatı 1 milyon 500. Bodrumu var. Denize altın kuma 3 kilometre, İmbat koyuna 2 kilometre civarında değil mi? En yakın olan denize, plaja 2 kilometredir. Fiyatı 1,5'tür. Biraz pazarlık var. Bahattin kardeşimizin 2 tane satıldı, 2 tane kaldı. Bunda özel havuzu var. Diğer eğer drone görüntülerini bulabilirsem videonun arkasına ekleyeceğim. Şimdi bizimkiler diyorlar ki ya kardeşim 2 milyon işte ev mi olur, 1,5 ev olur mu? Ya kardeşim şimdi biz böyle üreten insanlar değiliz. Hani bizden o zaman rahatımızı bozalım. Fabrika kuralım. 2-3 milyon 4 milyon fabrika kursun. O da işinize gelmiyor. Yormak istemiyorsunuz kendinizi. Banka faizi az veriyor. Şimdi bu evde kim ev aldıysa ev daha fazla prim yapıyor. Yani erkekse fabrika kur. Yor kendini gece gündüz çalış. 2 milyonla yoktan var et. Onda işimize gelmiyor. Yormuyoruz. Rahata alışırız. En lüks arabalar biz. Araplar gibi lüks yaşıyoruz. O zaman pahalı değil. Talep oluyor ya. İstanbul Meykul Kıymetler Borsası gibi adamlar bakıyor. Hangisi çok para alıyor? Bastırıyor parayı onu alıyor. Gayrimenkul de öyle. Şimdi rağbet olunca herkes de böyle buna saldırıyor sevgili arkadaşlar. Yani öyle herkes halayında Şerman Bey güzel günler oynuyor. Evet burası Furkan. Evet bunlar havuz tarafına çıkıyor. Burada şöminemiz daha önce göstermiştim. Furkan, Trabzonspor. Beşiktaş bugün çok gol attı. Bu Trabzon'a açın. Oho. Furkan bir Trabzon'a açın lan. Bir daha bu Trabzon'a açın. Bu Trabzon'a açın. Oho. Evet arkadaşlar burası da mutfağımız. Gördüğünüz gibi. Ya buraya işte Trabzonlara da satamadık. Ama gerçekten ben şunu söyleyeyim. Birçok müşterim oldu. Ama kaç tane Trabzonlu vallahi tadından doyum olmaz. Ya bizim oradan adam arıyor beni. Ya arkadaş, şimdi ben buna söyleyince bir ben vardır benim, benden içeri söylettiriyorlar. Yani her şey aynı bölgede buluştuk, ettik, aynı dili konuşuyoruz, aynı Şemami Türklerinde uğraşıyoruz. Bir adam da bir yer beğendiyse onunla yola git. Adam sıkıntılıysa hemen size dön. Ama adam iyiyse onunla konuşuyor. Bak vallahi bu İzmirli'yle onu yapmadı. O Trabzon'u yapmadı. Bizimki hemşerim, canım benim. Abi sen bir adamla konuşmuşsun. Adam kötü değil. Adamı götürün, getirin sonra adamın da işi gücü var. Adam sana kurban olsun, senin için servis yapar, gider gelir. Ama adamı yoruyorum, adam gel, abi gel hoş geldin, abi ayran içelim, su içelim. Burası sonra düşünüyorsun, tamam düşünmek. Ama böyle tam her şeyi yapıyormuşsun gibi yapıyorsun. Sonra da gidiyorsun başkasına acaba, bunlar değil. Ama bu Trabzon'u hiç yapmadı bana bunu. O İzmir'de. Dolayısıyla neredesin abi buna? Kurban olayım senin memleketine geldiğin yere. Ama yapma. Bak. Böyle şemamilerde buluşuyoruz, şey yapıyoruz. Ya özün sözün bir olsun. Adam beni arıyorsun. Aslında ben biriyle görüştüm. Kimle görüştüm? Süleyman'la, Ahmet'le, Fatma'yla. Ya da görüşmüşsün. Adam bir hata mı yaptı sana? Yok.
Adam bir şey mi yaptı? Yok. Adama etekleri zil çağırıyor, müşteri geldi, bir ev satacağım, bilmem ben para kazanacağım. Adam senin için ölüyor. Furkan uzaklaşma. Furkan uzaklaşma. Adam senin beklenti içine girmiş. Adam diyor ki bir adam geldi, ben dövdüm, sonra da geldim benimle görüş. Abi adamla görüştüyse onunla görüş. Bana ev, ben bilirsem bana gelme. Yani çünkü kendi köyüne, annesine, babasına, sırdaşına faydası olmuyor, bana olmaz. Bir adamın babasına faydası yoksa, kardeşine yoksa, köyüne, bilmem işte bulunduğu yere faydası yoksa bana olmaz. Ben onu net biliyorum. Adamla konuşmuyor, adamın kötülük gördüğüm yok. Adam sağlamdır, evet. Adam senin için uğraşmış, koşturmuş. Seni almış, oradan getirmiş, otele koymuş. Her şey yapmış, almak zorunda değilsin. Adamla ne kötülük gördün? Adamla etekleri zil çalıyor diyor, abi hoş geldin abi. Sonra da geliyorsun, abinle, bunlar da hoş şeyler değil. O adam zaten, öyle adamlar benim haddime değil, ben kimim ki? Ama bu benim fikrim. Bir adamla yola çıkmış, herkese mavi boncuk dağıtırmaz. Mavi boncuk dağıtan insanlar, yolu açık olsun, onlara şemam ediyoruz. Ondan sonra burası da, alan aldı mesajı. Sevgili arkadaşlar, evet. Burası mutfak, mutfak. Evet arkadaşlar, burası mutfağımız. Böyle doğma. Burası mutfağımız, burası buzdolabı. Burada bunun ismini yine unuttum, bir şeydi. Bu da bulaşık, orada da pencere, karşı, başka bir şey, kapılar. Çok güzel ve fakat çok iyi gösteriyor musun? Çok uzun olmasın. Sevgili arkadaşlar, İşte burası da böyle böyle cici şeyler yapmışlar. Gel Furkan. Bak bizim o nazirli çocuk çok iyi yapmış. Burada da Bodrum'a iniliyor. Bodrum'da öteberi spor mu yaparsınız? Efendime söyleyeyim, ne koyarsınız? İç ne koyarsınız? Villa olarak bu bölgede efendime söyleyeyim şey yok. Bodrum'u pek yok. Bugün bir abi beni aradı. Yani bir şey araştırın. Ondan sonra canım abi. Akbuk Bodrum'a çok yakın. Yalkavak, Bodrum Milas Havalimanı ile Bodrum arası yarım saat. Yani 30 kilometre. Abi Bodrum'la Yalkavak gittik bitmiyor. Akbuk dedim, Milas Havalimanı belki Akbuk Yalkavak'tan daha yakındır Bodrum Havalimanı'na. Akbuk Yalkavak'tan daha yakındır. Şimdi benim paylaştığım evler biliyor ki Bodrum'da denize sıfır. Ya el insaf. Bodrum burada, ben gidip görüyorum. Bodrum'un neresi ya? Bodrum'da ev almak hayal oldu. Bodrum'da artık çok büyük büyük paralar kazanan böyle büyük adamlar artık denize sıfır yer alıyor. Ya başka yerden ne diyeyim? Orta kentte daire 4 trilyon. Yani bir adama, bir tereciye tere sattığın zaman düşün. Adam öyle deyince ben insanları ölçecek kadar büyük değilim. Ben kimim? Ama anlıyorum. Şimdi ben diyorum ki ben Aksan'ın belli değil mi? Ben Erzurumluyum kardeşim. Türkiye rakım en yüksek yerden geldim. E şimdi ben söylüyorum adama bir şey, ben işte şuradan geldim, adam notumu verecek diye, bu yalan söylüyor. Yani yalan, başka şey var mı? Bir tane adam vardı, kanunlar genel müdür, kanun koyucu, büyük bir hakim, hukukçu, yurt dışında eğitim görmüş. Bir gün geldi, beni gördü, sonra geldi bir yemek yedi, adamlar burada bürokrat, şey bu, kanun, ülke amirler falan. Adama ilgi gösteriyor, adam da tatile gelmiş. Kapıyı kapat, kimse alma içeri. Bak dedi, sen Türkiye'nin rakamı en yüksek yerde gelmişsin. Karayazı'da orayı gördüm. Çok geri kalmış bir yer. Ama dedi, sen buralarda bu işleri yapıyorsun. Ben dedi, hoşuma gitti. Gıptaydım. Ben mutlu oldum. Bana bir şeyler söyledi. Hatta dedi ki, bir isteğin, arzun olursa büyük adamların isimlerini git. Dedim, yok. Efendim, yok dedim ben. Ne mutlu bana. Şimdi doğrusu da doğru olmak lazım. Yani durum bu. Gel abi, içeri kapına girdik. Evet, burada bir de böyle merdiven altı değil, bir ayak yolu var arkadaşlar. Bunu defalarca sunduk size. Furkan dilerse ben buraya gideyim. Salonu zaten size gösterdik. Bodrum'u da gösterelim. Sonra odalarımızı gösterelim arkadaşlar. Kullanmaları da yakalım. Evet, yakalım. Burası da gördüğünüz gibi Bodrum'umuz. Burada öteberi ne varsanız koyarsınız. Burada gençli alanımız var. Sizin burada daha fazla yormayalım. Aydınlatmalar da var. Pencereleri de aydınlatırsınız. Spor salonuna ben havuza gidiyorum. Valla havuz abze yaptı kulaklarım. Bir de havuzda yüzmeyeceğim. Furkan da yüzmeyecek. Bir spor yapacağız. Bir haftadır spor yapmadım. Ondan sonra şişman olacağız. Kimse kendini. Gel Furkancık. Oh.
Dur furtan dur lan karanlıklı yola. Karanlıklı yola. Ooo. Furtan kullanmaları yakın lan. Gösterişimiz karışmasın. Furtan nasıl yanıyor lan bu kullanmaları? Oho. Biz kaybolduk. Oho. Evet. Furtan. O da bir arkadaşlar. O da bir balkonu da var. O da bir balkonu da var. Bunlar da çok küçükler. Bu oda bir. Biraz teğet geçelim. Çok konuştuk. Evet. Oda iki. Oda iki. Furkancık oda iki. Burada bir tane fiyat 1.500.000. Fiyatı söylemiştik mi biz başta? 1.500.000 söyledik. Pazarlık var. Oda iki. Odayı da gösterelim. Oda üç, sonra yukarı çıkacağız. Oda üç. Oda üç. Oda üç. Oda üç. Evet. Oda üç. Oda üç. Geç bir defa ben şimdi oradan geçeceğim. Oda üç. Ve arkadaşlar bu altımızda salona mutfak var. Burası da banyomuz. Burası da banyomuz. Evet arkadaşlar. Banyoda burası gel. Antep'in her manuları hamam taşı da yapmış Fatih. Baksana taşa bak. Şimdi altta salon mutfak bir bodrum havuz da var. Efendim ne söyle fiyatı 1.500.000 pazarda var. Burayı da üst kata çıktık. 3 oda bir banyo gösterdik. Ebeveyn yok. Ve çıkıyoruz. Şimdi çıkalım. Evet. Furkan. Ya Furkan bunlar niye hep söylemiş lan? Vay be. Evet arkadaşlar gel Furkan buraları göster birkaç çekiyor. Kaç dakika oldu? 12 dakika. 12 dakika. Evet burası en üste çıktık. Altta bodrum, salon, açık mutfak ya da ayrı mutfak. Üstte de 3 oda, bir banyo vardı. Çatı katına çıktık. Evet çatı katına çıktık. Evin ikinci banyosu, üçüncü bereketi. Burası da böyle. Evet. Burada böyle arkadaşlar dördüncü odayı göster babacığım. Dön de dördüncü odayı göster. Bu da dördüncü oda. Dördüncü oda, oda çara, oda şişe, oda hafta. Evet. Şimdi arkadaşlar bu panjuru açıyorum. Bazen şey yapıyorum. Gel baba. Gel. Şimdi bu insanlar burada beni gören, seven insana ben muhtacım. Hem insanlık olarak hem maddiyat düşünürsen bu insanlar beni takip etmiyorsa, beni bulmasa bu iletişim olmaz. Dolayısıyla saygı ayrı bir şeydir. Ama arkadaş şimdi bazıları bana diyor ki sen niye öyle konuşuyorsun? Ben saygısızlık yapmıyorum ki. Ben saygısızlık yapmadığım sürece ya zaten ben yoktan gelmişim. Zaten geçmişimiz yoktan, kardan, kıştan, dağların tepesinde, sırtımızda ot taşımışız. Ulan nereden gelmişiz? Biz iyisini de gördük, kötüsünü de gördük. Hayat dediğin ne ki? Ben çocuktum şimdi bak geldik şimdi çocuklarımız olduğu için dede olacağız, evlendireceğiz. Dolayısıyla hiç hayal edemediğim insanlar. Ben nereden bilecektim ki ben Amerika'da insanlarla aynı işi yapacağım. Ben nereden bileceğim ki ben Avrupa'nın bilmem neresi. Bunlar hep olan şeyler. Biraz sonra eve gidip gitmeyeceğimiz meçhul bilemiyoruz. Dolayısıyla ben de diyorum ki kardeşim zaten ben yüz kızartıcı bir şey yapıyorum. İnsana yalan söylemiyorum. Bir şey yapmıyorum. Benim açık seçik bu mizacımdan biri rahatsız oluyorsa o da demek ki bilmiyor psikolojisi bozuktur falan şunu. Saygısızlık yapıyorsa ben benden. Dolayısıyla bu. Ama şundan net arz ediyorum bakın. Bir insanı beklenti içine koyarsanız efendim 10 gün kur, chat, şu bu yaparsanız adamın size kötülüğü bir şey yoksa adam işte biz bununla görüştük bununla şöyle yaptık. O şeyle bana gelseniz eğer ben sizi yüzünüze de neden yapıyorum demesen de rahatsız oluyorum. Çünkü adam beklenti içine koyuyorsun. Adam gariban. Adam seni bekliyor, geliyor, bir adam buna telefonla konuşuyor. Ulan bilmem ne. Arkadaş WhatsApp'ta adam beni arıyor. Değerli insanlar. Bakıyorum arıyor. Abi hani sen orada para değerlidir veya bilmem ne. Bakıyorum bir daha arıyorum. Çıkmıyor. Kimse üstüne almasın. Teşbite atılmasın. Kardeş ben arıyorum. Bakın Türkçe telefonum. Yani biz Anadolu insanız. Sizler de bizler de. Hepimiz iyiyiz. Ama insanların beklenti içine ne olursunuz koymayın. Bir adamda ev almak zorunda değilsin. Bakarsın, edersin. Böyle samimi, anladın mı? Samimi bakar, edersin. Olur biter. Emin olun Türkiye'de güzel bir ülkedir. Burada arayacağınız gayrimenkulde doğru bir adamla
doğru bir adama zarar etmezsiniz. Döviz nereye giderse gitsin, ne banka hiçbir şey bunlar gibi para kazandırmaz size. Terasa çıktık, şimdi komşularımız rahatsız olmasın. Evet. Vay be. Kod olarak yüksekte fazla diğer komşumuz yok zaten. Yok ki. Komşumuz yok ama biraz esinti komşumuz var. Ha. Ona burası da böyle gösterdi. Kaç dakika oldu? Ha, bu da komşu terası göstersene. Ne sessiz. Oho. Benim telefonum. Ben Furkan tam sonra çalsın da müzik sesi olur. Furkan ben iPhone'un kimi ver ben pişman oldum. Ha? Evet arkadaşlar bak bizim teras da aynen öyle. Evet bizim terasımız da öyle. Ağacımız da böyle. Hadi gel rüzgar dımdım yapıyor rahatsız olurlar. Büyük terazımız. Deniz manzarası var ama şu an şey olmuyor. Ya Fahri'de sen de bilmiyorsun oğlum. Evet sevgili arkadaşlar size şey başlar. Sizin en güzel şeyler size olsun. Buradan İstanbul'a, İzmir'e, Diyarbakır'a, ondan sonra bu Trabzon'a çok ekmek yedik. Trabzon'a özellikle diyorum. Ya Anadolu insanı o ne deli meli adamlar buluyorum ben de Trabzon'da kendim gibi. Ya yemin ediyorum. Kim diyor abi adama ben bir şey diyorum. Tamam diyor. Abi ben kendi köylüme diyorum adam inanmıyor. Dolayısıyla demek ki biz çok renkli insanlarız. Bakın ben neden diyorum. Ya adama diyorum karımın, sen cemaati, babamın. Öyle diyorum, bilmiyorum anlamadım. Yani biz haklısınız. Ben bir ara bir arkadaşımı izler, dinler. Biz bir yere çay içiyorduk. Abi dedi gel espri yapalım. Ben gittim. Başkanlar vardı. Şimdi onlar izler. Biliyorlar da ama isimlerini vermeyin. Bunlar hani böyle çok kibar insanlar ya böyle başkan, bürokrat. Ondan sonra gel konuşalım. Abi emin olun ben kompozisyonda hep iyi numara alırdım. Milli bayramlarda hep ödül almışımdır. Yani lise yıllarında iyi kompozisyonu yaparım. Gel espri yaparım. Ben şimdi skeç yapıyorum. Pandomima sanatçısı da değilim. Dolayısıyla gittik konuştuk. Ha ha ho ho ho. Güldük. Abi biz iki çay içmiştik. Ondan sonra ona kalktı. Ben birine dedim ki ben de çay paramı verdi, vermem. Dedim ben veririm. Yok ben veriyorum. Benimkini de ver bizimki Erdoğan. Bir tane bizim bir çocuk var Erdoğan. Ondan sonra dedik ya ver kız da bakayım bize diyor ki. Bu adam koca adam diyor. Bu lüks arabayla geziyor iki çay parası. Dedim ver. Vallahi ben verim başkasına çayını vermem. Neyse çayı verdi biz de utanık kız da orada bakayım verdi çay parasını. Abi bizim iki çayımızı vermedi. Bizim hastasına çağırdı. Sonra ben onun muhataplarına ya dedim bu adam ne ya dedim bu siz buna nasıl geziyorsunuz? Dedi vallahi haklısın. Sabah oldu ben takıntını bir daha aradım. Abi dedim bu adam ne? Bak dedi sen yanlış düşünüyorsun. Bu adamın geldiği iklimi bilemiyorsun. Çok yokluk çekti dedi. Öyle böyle değil. Şimdi dolayısıyla aslında benim eleştirim değil. Doğru değil. Zor çünkü bu insanlar kazanmış. Haklı olarak çok eleştiriyorlar. Abi iki çay parası ben şimdi görüyorum. Bazen üzülmesin diye canım benim. Helal olsun sana şimdi müteahhit olmuşsun. Eli yükülecek. Ben çay paramı vermeyen adam seni alıyorum. Beni arayan insanların birçoğu da öyle. Ben de öyleydim. Ama ben sonradan bir şeyler gördüm bilmiyorum. Ben farklı bir insanım. Ben bulurum da yani. Olay o. O yüzden o çok sık eleyip böyle şey yapanlar. Bizim şu an vardı. Mükeçik ekip perişan diye Avrupa'ya mı koyduk. Neyse öyle güzel şeyler söylüyor. Şimdi sözleri aklıma gelmiyor. Ve tam çıplak da söylesem işime gelmiyor. Durum bu sevgili arkadaşlar. Burayı arz ettim. Bura 1 milyon 500 bin tane bodrumu var, odaları büyük, 2 bloktan her biri semi detach, bitişik nizam A, B blok, ön taraflar satıldı, 2 değerli insan aldı, bizim de canlarımız, dostlarımız, ne kadar konuştum ya. Size şen başlar diliyorum, 1,5 milyon villadan hepinize iyi akşamlar.